Bu yıl başında sizleri yalnız bırakmamak için buraya geldik. Ben ve arkadaşlarım. Aslen Antalyalı olan Deniz Baykal 11 Şubat 2023 günü 85 yaşında hayatını kaybetti. 2017 yılında felç geçiren Baykal o tarihten beri sağlık sorunları yaşamaktaydı. 1968 yılında CHP'ye girerek siyasete katılan Baykal, 14 Ekim 1973 tarihindeki genel seçimlerde birinci olan CHP'den Antalya milletvekili seçildi. 1974 yılında Bülent Ecevit Başbakanlığında kurulan CHP-MSP koalisyon hükümetinde Maliye Bakanı olarak görev yaptı. Doğru biçimde değerlendirilmesi. 1978 yılında kurulan 3. Ecevit hükümetinde de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan Baykal bu dönemde CHP'de de üst kademelerde görevlerde bulundu. Karar alıyor. Baykal, Temmuz 1992'de kapatılan siyasi partilerin açılmasına izin veren yasanın sağladığı imkanla 9 Eylül 1992 tarihinde toplanan CHP kurultayında genel başkanlığa seçildi. 54 yaşında genel başkan oldu. 30 Ekim 1995 tarihinde kurulan DYP-CHP koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini üstlendi. 22 Nisan 1999 tarihinde alınan seçim sonuçları nedeniyle Deniz Baykal görevinden istifa etti ancak 30 Eylül 2000 tarihindeki kurultayda yeniden seçildi. Bu hukuksuz ve ahlaksız komplo nedeniyle son olarak Deniz Baykal 2010 yılında Amerika'nın kaset kumpasının ardından CHP Genel Başkanlığından istifa etti. Ve bu bedel Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından ayrılmaksa o bedeli de ödemeye hazırım. CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Ergenekon ve Balyoz kumpasları ile mücadele etti. FETÖ'nün operasyonlarına karşı çıktı. Türkiye'nin ABD ve PKK'ya karşı yaptığı sınır ötesi operasyonlarını desteklemişti. 2017 yılında yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Baykal, Almanya'da yaklaşık 2,5 ay fizik tedavi gördü. 24 Haziran 2018 seçiminde Antalya milletvekili olarak seçilen Baykal, sağlık sorunları nedeniyle ancak 21 Şubat 2019'da mecliste yemin edebildi.